akşamlar sevgili izleyiciler. Ben Hülya Polat. 12 Haziran seçimlerine saatler kaldı. Seçimlerle ilgili olarak sizden de görüş bekliyoruz. Bunun için crowdsourcing, yurttaş gazeteciliği uygulaması yapıyoruz. Amerikanınsesi.com adresine girip sağ köşedeki Türkiye haritasının üzerine tıklıyor ve açılan sayfaya görüşlerinizi yazıyorsunuz. Seçim kampanyasıyla ilgili resim ve video da gönderebilir, çeşitli ödüller kazanabilirsiniz. Bu akşam Türkiye'de seçim kampanyasını izleyen arkadaşımız Barış Ornarlı'ya bağlanıyoruz. Evet Barış, söz sende. Teşekkürler Hülya, Ankara'dan selamlar sayın izleyiciler. Bu akşam canlı yayın konuğumuz gazeteci Can İzbul. Can İzbul'la birlikte seçim sürecini değerlendireceğiz. Seçimlere saatler kala gelişmeleri, etkilerini, önemini ele alacağız. Can, çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığın için. Ben sağ ol. Teşekkür ederim Barış, teşekkür ederim. Seçim havasıyla başlayalım. Sen de izliyorsun yakından. Nasıl bir hava var, senin gözlemlerin, dikkatini çeken noktalar? Tabii aslında hem bir vatandaş olarak hem bir gazeteci olarak çok ilginç bir süreç yaşadık. Gerçi daha tamamlanmadı, işte son 48 saatte görmek lazım ama işte yasakları çok az kaldı, son propaganda yasaklarına. Bugüne kadarki hava gerçekten biraz prilimli, onu görmek mümkün. Biliyorsun yaklaşık 10 yıldır Belçika'daydım ben, Brüksel'de görev yapıyordum. Orada da hem uluslararası siyaseti hem de yerel siyaseti izliyorduk. Çok küçük bir karşılaştırma, belki pek doğru değil ama mesela Belçika'da bir yıldır hükümet yok. Çok ciddi görüş ağırlıkları var, bölgesel ağırlıklar var, dil sorunu var, her şey var. Fakat üslup Türkiye'deki kadar hiçbir zaman gerilmedi, gerildiğini görmedik. Belki birebir karşılaştırmak da çok doğru değil ama şu son yaklaşık 45 gündür birebir Türkiye'de bunları izliyorum, gelişmeleri izliyorum. Gerçekten evet, meydanlarda liderlerin kendi taraftarlarına potansiyel oy için verdiği mesajlar, bunların güçlü verilmesi gerekliliği vesaire, bunlar kabul edilebilir şeyler ama bir gözlemci olarak, bir vatandaş olarak, bir gazeteci olarak nasıl bakarsan bak yükselen tansiyon artık hani gerçekten sınırları zorlayan nitelikte, benim görebildiğim bu. Tabii burası Türkiye, yani seçimlerdeki bu yoğun atmosferin hemen arkasından siyaset mekanizması tekrar meclis içinde işlemeye başladığında ister istemez bu yumuşayacak, kulisler hareketlenecek ve meydanlar koridorlara indirgenecek. Dolayısıyla bu üslubun yumuşamasını beklemek belki doğal ama şu aşamada dışarıdan baktığınızda çok rahatsız edici şeyler de söylenmiyor değil açıkçası. Amerika'daki seçimlerle kıyaslamam istendi zaman zaman. Ben de o açıdan bakabiliyorum. Yani Amerika'da hakikaten tansiyon bu derece artmıyor. Belki Avrupa için de böyle söylenebilir. Senin dikkatini çeken nokta bu. Bir diğer konuda seçmenle konuştuğun zaman işte Türkiye'nin en büyük sorunu işsizlik diyor. İşsizlik konusuna dikkat çekiliyor. Ancak meydanda bu konulardan ziyade biraz daha sanki polemiklere giriliyor gibi bir izlenim oluştu bende Amerika'dan geldikten sonra. Sende de öyle bir izlenim oldu mu Avrupa'dan sonra? Şimdi polemik Türk siyasetinde ister istemez kaçınılmaz bir unsur. Evet, Avrupa'ya göre, işte Belçika siyasetine göre veya Fransa'yı, Almanya'yı, oradaki seçimleri de tabii zaman zaman izledik. Hani polemik orada da ister istemez oluyor ama biraz daha veriye dayalı, biraz daha seçim sonrasında yaşanacakların seçim öncesinde tartışılması üzerine giden bir durum söz konusu. Şimdi bizde işte anayasa sorunu mesela, değil mi? Seçimden sonraki en önemli konu, Kürt meselesi. Bütün bunların nasıl şekilleneceği seçimlerden çıkacak sonuçlarla da yakından ilgili. Ama seçim meydanlarında anayasa ne kadar tartışılıyor mesela, bir soru işareti. Kürt sorunu çok polemik noktasında, çok ciddi bir artık karşılıklı atışma halinde ele alınıyor ama çözüme yönelik herhangi bir şey ortada var mı? Bana sorarsan pek bir şey görünmüyor. Ve bu işsizlik konusu mesela, ekonomik sorunlar. Örneğin CHP bunları, yeni CHP diyelim, Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde bunları çok ciddi biçimde gündeme getiriyor. Erdoğan kendince zaten hem projeleri açıklamasıyla hem genel tutumuyla, bu somut halka birebir işe yarayacak konularda verdiği mesajlar çok dikkat çekici. Hani onlar da konuşuluyor ama ne kadar öncelikli dersen, dediğin gibi bence de bir polemiğe kurban gitme durumu ister istemez var ama siyaset biliminde de taraftarlarınızı, hani safları sıklaştırmak için rakibin üzerine çok sık gitmek,
Ve hatta sertçe gitmek biraz puan da yapıyor ister istemez. Liderler buna da oynuyorlar gibi görünüyor. Peki seçim sonrası döneme bakalım. Bu seçimlerin tüm liderlerin üzerinde farklı farklı etkileri olacak. Tüm liderlerin farklı farklı hedefleri var. İktidar partisiyle başlayalım. Başbakan Erdoğan açısından bakacak olursak. Bu seçimin önemi nasıl görüyorsun? Yani anayasa konusunda elde edeceği sayılar ve anayasa reformunu nasıl sürdüreceği konusunda mı bakmak lazım Erdoğan açısından? Şimdi Erdoğan zaten ardı ardına verdiği röportajlarda da bunun sinyallerini, mesajlarını net bir şekilde verdi, vermeye devam ediyor. Daha önceki gelişmeler de gösteriyor bütün bunları. Evet, ister istemez Başbakan Erdoğan açısından anayasayı referanduma da götürmeden değiştirebilecek bir oy olan 367 milletvekiline ulaşabilme sorunu. Bu açıdan kendiyle yarışıyor diyebiliriz. Çünkü işte anketler, bugüne kadar gelinen nokta, genel hava vesaire. Başbakan Erdoğan'ın burada işte 315 mi 330 mu? 330 biliyorsunuz işte anayasa değişikliğini referanduma götürme alt sınırı, ama bir değişikliği yapabilmek için de önünü açan bir alt limit. 367 olursa zaten aylardır konuşulan mesele. İşte anayasayı tek başına AK Parti'nin değiştirmesi için bu yol açılacak. Açılacak mı, açılmayacak mı? Bunu tabii seçimlerde göreceğiz. AK Parti'nin başka bir formül arayışına girip girmeyeceğini de yine bu milletvekili sayıları belirleyecek. Dolayısıyla birçok gözlemcinin de üzerinde uzlaştı. Zaten günlerdir de Türkiye'de konuşulan AK Parti açısından alınacak milletvekili sayısı ve bu anlamda da 330'un üzerine çıkıp çıkamama, 367'yi görme ihtimali olur mu olmaz mı? Bu kendi işlerinde yaşadıkları bir tabii öncelikli konu. Oy oranı, yani milletvekili sayısı haricinde alacakları oy oranının, daha da ileriye bakacak olursak, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı niyeti konusunda bir belirleyici, renk veren bir şey olarak görülebilir mi? Şimdi olabilir tabii. Bir önceki referandumda oldukça iyi bir orana ulaşılmış olması. Şimdi bu seçimlerde eğer beklediği şekilde oy alabilirse AK Parti ve Başbakan Erdoğan, bunu bir sonraki olası sistem değişikliği ve buna bağlı bir hem o sistemi değiştirmek için yapılacak bir referandumda, hem de olası bir tırnak içinde başkanlık seçimi durumunda halkın yarısından fazlasının onayını alıp almadığını görebilmesi açısından belki bir ön deneme tahtası olarak bunu görüyor olabilir, ama tabii onun koşulları farklı, seçimin koşulları farklı, referandum oluşum ihtimalleri, bunların hepsi ayrı ayrı değerlendirmesi gereken unsurlar bence, ama bir tabii bir bir ön veri oluşturabilir. En azından genel eğilim konusunda AK Parti yönetimine bir fikir verebilir. Seçimlerin muhalefet partileri açısından da farklı bir önemi var. Cumhuriyet Halk Partisi kanadında yeni bir lider, yeni bir söylemden söz ediyoruz. Ne kadar başarıya ulaşacakları Kemal Kılıçdaroğlu açısından bir test olarak görülmeli mi? Şimdi zaten ister istemez öyle görülüyor anlaşıldığı kadarıyla. İşte parti %22'de bir önceki seçimde aldığı oy oranından teslim aldığı düşünülürse çok kısa bir sürede kaça çıkarabilecek? %30'ları bulacak mı? 30'ları geçecek mi? Veya 20 bandında mı kalacak? Bu ister istemez Kılıçdaroğlu'nun önce parti meclisinde, sonra genel anlamda parti içinde, il yönetimlerinde hakimiyeti tam olarak eline almasından sonra çok kısa bir süre içerisinde yaşayacağı çok ciddi bir test. Bu ister istemez böyle görülüyor. Yani AK Parti için nasıl milletvekili sayıları önemliyse, Cumhuriyet Halk Partisi için de büyük ihtimalle oy oranı önemli. Yani alınacak milletvekilinden ziyade bu %30 bandı, %30'u aşma mümkün olabilecek mi? Eğer öyle bir şey olursa tabii ki bu Kılıçdaroğlu için ister istemez çok kısa bir sürede çok ciddi bir sıçrama anlamına gelecek ve liderliğini sadece parti yönetimi, il yönetimleri anlamında değil, seçmen nezdinde de bir kez daha onaylatmış bir lider olarak siyaset hayatına devam edebilecek. Aksi halde tabii Kılıçdaroğlu için zor bir dönem olabilir, ama bunun için de iki gün daha beklememiz gerekecek. Muhalefet diğer oyuncusu Milliyetçi Hareket Partisi'nin barajı aşıp aşmayacağı belki de bu seçimlerde en çok konuşulan konulardan biriydi. Haliyle MHP'nin barajı aşması veya aşmaması parlamentodaki dağılımı etkileyecek. Bu da bundan sonra alınacak kararları önemli ölçüde etkileyecek. Milliyetçi Hareket Partisi üzerindeki baskılar içeriden dışarıdan nasıl etkileyecek bu barajı aşması konusunda? Yani bu iki konuyu birbiriyle nasıl bağdaştırıyorsun? Şimdi benim görebildiğim, yani bir vatandaş olarak okuduğum, insanlarla konuştuğumda edindiğim izlenim, bir gazeteci olarak bazı verileri alt alta koyup
çıkarmaya çalıştığım sonuç. Açıkçası bu kaset skandalları vesairenin MHP kanadında safları sıklaştırdığını gösteriyor. Dolayısıyla Türk halkının da klasik hep konuşula gelen günlerde de konuşuluyor Türk basınında. Mağdurun yanında olma psikolojisiyle bir oranda MHP'nin elini güçlendiren bir sürece doğru sanki yöneltmiş gibi görünüyor. Ama %10 barajı birçok bugüne kadarki kamuoyu yoklamalarına baktığınızda da pek bir sorun olarak görünmüyor açıkçası MHP için. Ama tabii ki yine de bu tahminleri şu anda yapmak artık bundan sonra mümkün değil. Önemli olan bu önümüzdeki 48 saat içerisinde seçmenin nihai kararı, her şeyi belirleyecek olan da o. Uzun süre Avrupa Birliği'ni izledin, Brüksel'de yaşıyordun. Avrupa Birliği'nde, Avrupa Birliği ülkelerinde örneğin şu anda bu seçime ilgi konusunda bir izlenimin var mı, ne diyebilirsin? Çok yakından izliyorlar. Özellikle kurumlar çok yakından izliyor. Yeni de konuştum Brüksel'deki arkadaşlarla. Oradaki nokta, şimdi seçim sonuçlarını görmek istiyorlar tabii. Ne çıkacağını bilmek istiyorlar. Ancak bir hani bu sürecin Türkiye'nin demokratik yapısının geleceğini nasıl etkileyebileceğini de özellikle izliyorlar. Bunu zaten hem yabancı basında çıkan bazı yorumlardan az çok görüyoruz, hem de komisyon da en azından onu söyleyeyim. Çok yakından tabii izlemeye çalışıyor. Onlar da bu son iki günü bekliyor. Başbakan Erdoğan bakanlıklar konusunda yaptıkları açıklaması geçtiğimiz günlerde, yeni bir Avrupa Birliği Bakanlığı. Yeni bir Avrupa Birliği Bakanlığı bu süreci, Türkiye'nin üyelik sürecini nasıl etkiler ve veya nasıl karşılandı, Brüksel'de bir görüşün var mı? Şimdi tabii sonuç, yine dediğim gibi seçim sonuçlarını bekliyorlar. Çünkü bu öngörülen yeni kabine sistemi doğal olarak seçim sonuçlarına göre hayata geçirilebilecek bir şema. O sonuçlar onu getirirse ve böyle bir bakanlık kurulursa, o konuda da ilk aldığım izlenim Türkiye'nin tekrar bu AB yolculuğunda kararlılığını göstermesi açısından önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Ancak sadece Türkiye'den kaynaklanan değil, biliyorsunuz işte Fransa, Almanya vesaire, Rum kesimi, Hollanda, birçok ülkenin çeşitli noktalarda blokajları var. Dolayısıyla hani tek başına bakanlığı kurmak yeterli olmayacaktır ama çok önemli bir sinyal olacaktır ve benim elde edebildiğim bilgilere göre de böyle bir oluşumun gerçekleşmesi durumunda oraya çok tecrübeli bir eski diplomatımızın geleceği yönünde. Gazeteci Can İzbul, çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığın için, izlenimlerin, gözlemlerin ben için. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet, Ankara'dan şimdilik bu kadar. Söz tekrar Washington'da Hülya. Evet, teşekkürler Barış ve tabii konuğun Can İzbul'a da teşekkür ediyoruz. Pazartesi günü saat 15-15.30 arasında Barış Ornarlı'nın Amerika'nın Sesi internet sitesinde canlı seçim yayınını izleyebilirsiniz. 15-15.30 arasında yarım saatlik canlı yayını internet sayfamızda izleyebileceksiniz. Adresimiz amerikaninsesi.com. Evet, yayınımızın sonunda bir kez daha hatırlatalım. Amerika'nın Sesi internet sitesinde özel seçim sayfamızda siz de görüşlerinizi yazabilir, resim ve video gönderebilir, çekilişimize katılabilirsiniz. Adresimiz www.amerikaninsesi.com. Sitemizde ayrıca Barış Ornarlı'nın seçim bloğunu ve diğer bloglarımızı da izleyebilirsiniz. Yayınımız burada son buluyor. Pazartesi saat 21.30-22 arasında TGRT Haber'le Amerika'nın Sesi seçim sonuçlarıyla ilgili ortak bir yayın yapacak. Pazartesi saat 21.30'da yine birlikte olmak umuduyla hepinize iyi hafta sonları, hoşça kalın.